Yani uygulamada sorun var. Ondan evet. Biz bahsediyoruz. Ben nasıl Cumhuriyet'le ve onun arkasında Cumhuriyet'i getiren o düşünce yapısına karşı olabilirim ki? Benim dedem 9 yıl bu ülke için savaşmış, gazi ünvanını almış, 3 yerinden yara almış. Benim dedem. Ben kendime mi karşı çıkayım? Benim karşı çıktığım şey Cumhuriyet sopasını eline alıp kendi gibi düşünmeyen, mayo ile dışarı çıkmadığı için benim anama, benim bacıma laf eden Cumhuriyet, sözüm ona, Cumhuriyet bekçileri. Kadrosuna, bekçilerine itirazım var. Bunların düşüncelerinin tamamının altına baktığımız zaman Siyonizm yatmaktadır. Siyonist Yahudilerin bu ülkenin içine yerleştirdiği zihniyet yatmaktadır. Yoksa gerçek anlamda cumhurdan bahsetmiyoruz. Hiçbir şekilde. Yani Anadolu'da yaşayan halkın o dönemde de bu dönemde de. Evet. Yaşam tarzı ortada, dünya görüşü ortada, içindeki ruh ortada. Evet. Cumhuriyet bu değil diyoruz. Şimdi, evet öyle. 1923 yılında Cumhuriyet kuruldu. Şimdi efendim, o günlerde seçim mi yapılırdı? Saçmalamayın. Bize biri öyle demişti. Yani 1923 yılının o ilkel halinde seçim olur da ülke seçimle mi idare edilir diyenlere diyorum ki Osmanlı İmparatorluğu 1909 meclisini seçimle yaptı. 1912'de seçim yaptı. 14'te seçim yaptı. Seçimle iktidara geldi. Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı, Talat Paşa'nın da sadrazam olduğu o 1912 sopalı seçim diyorlar hatta ona. 1912 seçimi, yani iktidarı seçimle başa gelmedi mi? Seçimle başa geldi bu adamlar. Halk oy verdiler. Osmanlı'da halk oy verdi, iktidarını belirledi. 1923 yılından, şimdi soru, 1923 yılından 1950 yılına kadar hiçbir şekilde seçim yapmayacaksın. 46'da vardı, o nasıl yapıldığı belli. Açık oy, gizli sayım. Herkes CHP'li. Diyorlar ki oyunu at bakayım, kime atıyorsun? Sonra o gizli biçimde sayılıyor. Bu seçimde bile Demokrat Parti oy çıkartmış. Milletvekili çıkartmış. Bu seçimde bile yani. 1923'ten 50'ye kadar Cumhur'a sormuyorsun. Cumhur'un fikrine göre adam belirlemiyorsun. Sonra Cumhuriyet diyorsun. Yani Cumhuriyet halkın seçilme hakkı değil mi? Biz yanlış mı biliyoruz? Kendi idarecisini kendisi seçmesi. Değil mi? Yani okullarda öğretilen budur. Peki 1923 ile 1950 yılları arasındaki parlamentoyu halk mı belirledi? Burada bir virgül koyalım. Peki. Kısa bir soluklanalım. Daha peki. Sonra devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, günden yansıyanlar da kısa bir ara.